Gel komşum, gel. Beni almaya geldi. Gitmeyeceğim işte, gitmeyeceğim. Dur kızım, ben buradayım, korkma. Ay, ne zamandır gelmiyordum sana Zehra Hanım. Bir kaçayım dedim. Sen buraların yolunu pek bilmezsin ama. Pazara çıkıyordum. Havayı böyle görünce bir uğrayayım dedim. Sen nasılsın bakalım küçük Çingöz? Bana hiçbir şey sormadı. Bana ısınamadı ama ben onu pek sevdim teyzesi. Ben hasta olunca sen oh canıma değsin demiştin. Aa, olur mu öyle kızım? Bak sana ne aldım. Al. Hani pazara gitmemiştin? Pazarda bunlar ne arar? Ben senin için markete gittim. Hadi al. Yemeyeceğim. Sonra yer Şefika Hanım, sonra yer. Hasta üstüne gitmeye gelmez. Hadi sen içeri gir. Evet, bence de en iyisi o. Bacak kadar piçin bokunda boncuk aratıyorlar insana. Böyle işte zamane çocuklar. Hadi geç otur. Sana bir kahve yapayım Şefika Hanım. Aman istemem Zehra Hanım, sağ ol. Çok oturmayacağım. Bizim bir müşkülümüz var Zehra Hanım. Bu deli Şaban seni dinler. Sana bir akıl danışayım diye geldim. Anlat bakalım, hayırdır? Neymiş müşkülünüz? Aslında Mahmud'un müşkülü de çıkamıyor işin içinden tabii. O kaç senenin Şaban'ı o. Gör işte. Millet gün alma derdinde biz oturuyoruz. Yok, ben böyle giderse keçileri kaçıracağım. Tamam. Keçileri kaçıracağını Kezban'ı kaçır. Aa, bravo yani. Bir baştan niye düşünemedik? Ay daha neler. Kaçırayım değil mi? Aferin, iyi düşündün yenge. Bu kafayla bu herife nasıl katlanıyorsun bilmiyorum. Ben telimle, duvağımla gelin olmak istiyorum Şaban. Bırak şimdi teli duvağı. Gel seni bu akşam kaçırayım. Yarın takarsın duvağını, olmaz mı? Olmaz, niye olsun ki? Olmayacak ne var? Sağlam bir telle duvak alırız, sonra da takarsın değil mi ama? Birazcık haklı Kezban. Öyle şey olmaz da. Ne bileyim, başka çaresi yok mu? Yok. Bırakın ben keçileri kaçırayım. Kezban'dan hayır yok. Öyle konuşma. Kaçıracaksın da ne olacak? Babam mecbur kalacak seni bana vermeye. 18'i doldurdum değil mi? Saçma sapan konuşma Şaban. Peki kaçmış numarası yapsanız? Nasıl kaçmış? Kaçmamış da kaçarmış gibi mi oluyor? Kaçmış gibi mi yani? Nasıl oluyor? Yani öyle bir haber yollasak babana. İnanmaz. Kaçtık mı tam kaçmak lazım. Gözüyle görmeden hayatta inanmaz. Üf, zor iş be. Yok, ben kapıya dayanacağım. Veriyor musun, vermiyor musun? Bak o zaman nasıl veriyor. Kezban, senin de biraz bastırman lazım. Evet, sen hiç bastırmıyorsun. Hep ben mi bastıracağım? Bende gönlün yok mu kız yoksa? Olmaz mı? O ne biçim laf öyle Şaban? O zaman kaçıyor muyuz? Kaçalım kaçmasına da. Geç kaldığım için şimdi buradan kaçalım. İsteme işini de konuşurum annemle. Benim için de konuş olur mu? Beraber kaçacağız. Haberi olsun. Yahu Şirin nasıl? Bu hengamede unuttuk koca kızı, iyi mi? Canavar gibi. Kaynanan bakıyor şimdilik. İnşallah kısmet olursa bizim kaynana da bakar bir gün. Hadi oğlum gidelim. Madem Kezban'ın da işi var. Attık çocuğu anamın başına. Ananın başına seni atmışlar, bir şey olmamış. Şirinden mi olacak? Hadi yürü. Umarım Zehra ananın başını şişirmedin. Sen başka laf bilmez misin? Şişirmedim işte, ne olacak? Televizyon seyretti durdu garibim. Bu televizyonla susuyorsa ben de alayım bir tane. Gel de benim başımı şişir o zaman. Ne halt ettin kız bütün gün burada? Bırak çocuğu, baksana hala hasta. Beni zaten babam hasta ediyor. Umarım sen de beni hasta etmezsin. Maalesef bugün sen değil, Şefika teyze hasta etti. Anam ne diyor lan bu? Burada da mı buldu izimizi? Bilmem. Yok bir şey Şaban, sonra anlatırım. Buraya geldim. Bir de çikolata almış. Ben sanki onun çikolatasına kaldım. Kızım ayıp ama, benim misafirimdi. Nerede senin misafirin oluyormuş? Kaç kere geldi ki buraya? Oğlum o seni rahat bırakmayacak. Fişeklemeye gelmiştir anamı. Doğru mu Zehra Ana? Ben yine içeri gideyim mi? Dur şimdi. Nasılsa oradan da dinliyorsun bizi. Oğlum, Mahmut Bey senin için şey ediyormuş. Vermiyormuş evi. Gidecek yeri yok diye. Onlar da sana daire vermek istemiyormuş. Vay domuz cadı. Bir de şey dedi. Sus bakayım. Anlatıyorum işte.
Aa, bu da sorgu hakimi gibi. Anlat Zehra Ana, çok mühim. Ulan ne kadın be. Mahalleyi ayağa kaldırıp saman altından su yürütüyor bak. Eğer Şaban Mahmut Bey'i yumuşatırsa ben de onu sokakta bırakmam diyor. Tabii canım. Sokakta bırakmaz, yerin dibine sokar beni. Bir dakika Şaban dur. Durdum. Dinle. Çabuk ol, ellerim titriyor. Şimdi sen Mahmut Baba'yı yumuşatırsan... Yumuşatırım. Süleyman da konuşursa, Saffet'le yani... Konuşur. Mahmut Baba da bunun üzerine Saffet'ten bir şey isterse... Namerttir. Kendi için değil ya, senin için. Benim için. Ne isteyecek?